Manşete hoş geldiniz. Millet İttifakı Şubat ayına hızlı girdi. Özellikle geçtiğimiz hafta Pazartesi günü açıklanan Ankara'da e, kamuoyuna duyurulan ortak mutabakat metni e, büyük bir heyecana yol açtı. 200 küsür sayfalık bu metin, bu metinde 2.300 kadar vaat vardı ve bu vaatler çokça tartışıldı, konuşuldu. Birkaç gün sonra ise tekrar ana konuya dönüldü. Ortak Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Esasen Millet İttifakı bu konuda da çalışmalarını hızlandırdı. 13 Şubat'ta yani bir hafta sonra Temel Karamoğluoğlu ev sahipliğinde yapılacak toplantıda ortak aday konusunun konuşulacağı, bunun belirleneceği ve sonraki günlerde de ilan edileceği duyuruldu. Fakat hala isimler üzerine spekülasyon yapılıyor. İsimler dediysek öyle işte bir düzine 15 isim yok. 2 ya da 3 isim üzerinde spekülasyon yapılıyor. Ağırlıklı olarak CHP ve İyi Parti arasında bir gerilim olduğu ve İyi Parti'nin Ekrem İmamoğlu ismi üzerinde bastırdığı, ısrar ettiği, CHP'nin ise Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde bir son birkaç yıldır zaten e, mutabık olduğu ve bu konuda da Gerek liderler arasında gerekse masada bir gerilim yaşandığına da, dair kulisler. Tabii bu çokça dile getirilince ve çok pek çok gazeteci de Altılı Masadaki kaynaklardan veya Millet İttifakındaki kaynaklar kaynaklarından bunu teyit edince ortada bu haftaya damgasını vuran, vuracak bir gerilim var. Bugün gene Meral Akşener galiba Fox TV'de konuşacak. Muhakkak onun açıklamaları üzerinden de başka bir tartışma yürüyebilir, başlayabilir. Konuşan isimler sıradan isimler değil. Sıradan partililer, sıradan milletvekilleri değil. Parti başkanlık divanında yer alan isimler. Önceki hafta Cihan pa Paçacı yaptığı açıklamanın ardından istifa etmek zorunda kalmıştı. Yakın zamanda da gene Yaşar Okuyan'ın açıklamaları konuşuluyor. Bütün bunlara bakacağız. Ol Olay nereye gidiyor? Ee, neden böyle bir noktaya geldi ve buradan acaba Millet İttifakı açısından hayırlı bir sonuç doğar mı, doğacak mı? Şimdi çok alamet belirdi ki Kılıçdaroğlu aday ya da adayla hazırlanıyor. CHP bunu çoktan kabul etmiş durumda ki zaten partinin hesaplarına bakıldığında resmi hesaplarından Kılıçdaroğlu'nun bu fotoğrafları paylaşılıyor ve bir aday fotoğrafı bir aday profili gibi artık Kılıçdaroğlu lanse ediliyor. Ben Kemal geliyorum bir seçim sloganına döndü parti genel merkezine asıldı e, fakat eş zamanlı olarak da e, iyi partililer olduğu söyleniyor veya farklı partiler olduğu söyleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyorum gibi özellikle gençlerin yaptığı eylemler veya CHP genel merkezi önünde filan işte pankart açma falan gibi eylemlerden bahsediliyor bu tür süreçlerde bu tür şeyler olur çokça e, havada uçuşur bu tür iddialar fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle sosyal hesaplardan da paylaşılan şu, bu fotoğrafında ki e, önünde poz verdiği görsel ya da sahneye yansıt, yansıtılan görsel arkada Çankaya Köşkü. Şimdi Çankaya Köşkü'nü görüyorsunuz muhtemelen eski bir fotoğraf bu üstünde bir e, binanın üzerinde bir Cumhurbaşkanlığı forsu var ve sahnede Kemal Kılıçdaroğlu. Her yönüyle ilan edilmemiş bir adaylık toplantısı gibi. Bu zaten hafta sonu gençlerle buluşmadan çekilmiş bir toplantı. Şimdi tam da bu aşamada e, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim. E, eski bakanlardan. Pek çok partide siyaset yapmış ama en son e, şeyde... Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman kadrosunda ve düzenli olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor, görüşüyorlar, fikir teatisinde bulunuyorlar. Bunu da zaten Twitter hesabında Yaşar Okuyan 2 Şubat'ta paylaşmış. Yani 4 gün önce gene Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmiş. Sabah gazetesinin Twitter hesabında onun bir yayında sarf ettiği sözler paylaşıldı. Şunu söylüyor Yaşar Okuyan, "Meral Akşener masayı dağıtırsa bunun bedeli olur." Elimde belgeler var. Hepsini açık, açıklarım. İçişleri dönemine, İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bu kadar yakın bir ismin danışmanı düzeyinde ve her hafta veya iki haftada bir düzenli olarak görüştüğü, bir anlamda fikir teatisinde bulunduğu isimden böyle bir açıklama gelmesi elbette masayı sarsacak. Meral Akşener'i en azından rahatsız edecek. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nu da rahatsız edecek bir açıklama. Yani açıklamaları yapan isimler hemen her hafta birkaç isim Sıradan isimler değil, sıradan partililer değil, sıradan milletvekilleri, sıradan parti üyeleri değil. Liderin ana istişare kadrosundaki isimler ya başkanlık divanında ya danışman kadrosunda filan birlikte siyaseti belirlediği isimler. Hal böyle olunca tabi durum biraz daha grift bir hale geliyor. Kılıçdaroğlu aday olmasın pankartları eşliğinde gençler hatta şimdi bunun şeyi de yapılmış hafta sonu üçüncü dönem aday olamaz Tayyip Erdoğan diye ee, gene işte AKP veya Cumhurbaşkanlığı binaları üzerinde fotoğraf veren gençler. Tabi o gençler isimli, e, resimlerini buzlamışlar her neyse zaten burada da bu fotoğrafa göndermede bulunan kişi e, sıkıyorsa Erdoğan üçüncü kez Cumhurbaşkanı olamaz diye bir pankarta da külliyenin önünde aç bakalım ne oluyor başına ne geliyor demiş filan. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son demeçlerinden biri ismim üzerinde mutabakat olursa elbette bu görevi yapmak onurlu bir şey. Evet neden ismimi ileri sürüyorsunuz diye itirazım olmaz diyor. Tabii bütün bunların hepsi politik laflar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok alamet var ki adaylığı istediği arzu ettiği son iki yıldır da bu uğurda çalıştığı bilgisi. Her ne kadar daha önce 2020 yılıydı galiba Genel başkanlardan birinin aday olmasını doğru bulmuyoruz veya doğru bulmuyorum sözü de kendine ait ama belli ki bir sene sonra fikir değiştirdi ve özellikle 2020 sonundan itibaren 2021 22 tümüyle bu çerçeveye oturttu. Yani artık birinci tekil kullanıyor. Ben yapacağım, ben edeceğim. İşte en son ben Kemal geliyorum kampanyası hepsi bunu gösteriyor ama İyi Parti'de bir rahatsızlık var, gerilim var. Yine birkaç gün öncenin polemiği Ümit Özlalen'in çıkışıydı. E, CHP o masayı CHP'li Bülent Kuşoğlu'nun dediği gibi altılı masa Kemal Bey'i aday göstermezse o masa dağılır lafına atıfla Kemal Bey'in cumhurbaşkanlığı onaylatmak için kurduysa biz onay makamı değiliz demişti. Şimdi bunlar enteresan çıkışlar, enteresan bir polemik, bir gerilim var ortada. Bakalım Meral Akşener bugün ne söyleyecek ama bu hafta onun için yazdım en kritik hafta diye son derece kritik ve gergin geçecek. Buna başka açıklamalar da muhtemelen eklenecek ve iş nereye gidecek e, bilmiyoruz. Sedat Bozkurt paylaşmış e, önümüzdeki hafta cebinde bir isimle liderleri bir kez daha ziyaret edecek diyor. Evet Karamollaoğlu kendisi isimlere girmeden hep ev sahiplerini dinledi. Önümüzdeki hafta cebinde bir isim ile liderleri bir kez daha ziyaret edecek. Bu ziyaretler sonrasında da 13 Şubat'ta masada aday olarak kesin bir isim yer alacak diyor. Evet. Evet. Dananın kuyruğu kopacak bu haftadan sonra. Belki de ayın 13'ünden itibaren ama gerçekten son derece toz duman bir görüntü var. Ömer Murat paylaşmış, yolsuzluklarla ekonomi ağır krize düşmüş, enflasyon kontrolden çıkmış ama muhalefet bu rüzgarla yelkenlerini şişiremiyor, sorun bu. Dış basında Erdoğan'ın diktatörlük kurduğunun yazılması değil, yenilgi için böyle kötü mazeretlere sığınmaya çalışmak açıkça acizlik göstergesi demiş. Evet. Yine iki görüş var. Profesör Özer Sencar ve Profesör İbrahim Aydın'dan seçmenler yazılı metinleri okumaz diyor Özer Sencar. Adayın liderlik özellikleri, geçmişteki başarı hikayesi ve ekibine bakarak karar verir vatandaş. Kazanılmamış seçimin programını kimse dikkate almaz. Ayrıca okunabilecek bir metin 3-5 sayfa 3-5 ana unsurdan oluşur. Buna cevap veren İbrahim Aydın seçimin kolektif akılla değil de İdeolojik dayatmayla kazanılabileceğine inanan faşizan bir klik var. Stratejik akılla kavgalı bu anlayış masanın tek hükümranlığına soyununca kazanacak aday yerine uygun aday gibi bir absürtlüğe imza attı. Sonuç ortada demiş. Ama en çarpıcı mesajlardan biri dün Edirne'den geldi. Kettle'dan tweet atan Selahattin Demirtaş. Normalde seçim kazanmak için siyasetçiler halkı ikna etmeye çalışır. Bizde ise halk seçimi kazanmış durumda ama kaybetmemek için siyasetçileri ikna etmeye çalışıyor. Tweetleri oldu. Hatta diyor ki yani samimi bir çağrı yapmak istiyorum. Tüm muhalefet uzlaşmayla ortak aday çıkarın. Sonra hepiniz seçime kadar susup evde oturun. Türkiye'de bir bu iktidarı istemeyen, Erdoğan rejimini istemeyen çok geniş bir muhalif kitle var ki bu kitlenin %55-%60'lara kadar çıktığı belli ortada araştırmayla sahip sabit. Yani Türkiye'nin iyi yönetilmediğini düşünüyorlar, kötü yönetildiğini düşünüyorlar, ekonominin daha iyiye gitmeyeceğini düşünüyorlar. Önümüzdeki yıllarda yıllar açısından çok fazla umutlu olmadıklarını düşünüyorlar falan. %55'e 60'a varan bir kitle bu. Neticede Ali Babacan da bunun altını çizdi hep. Dedi ki yani %60 potansiyel bir oy var ve sandıktan bununla çıkmamız lazım. Öyle bir iki puan farkla çıkarsak Erdoğan bunu kendi lehine çevirir veya işte sandıkta bir numara döner falan. Ali Babacan eski AKP dümenlerini bildiği için böyle söylüyor. Devamla. Bu ülke muhalefetiyle bu ülke muhalefetinin partileşmiş hali farklı. Yani e, muhalefet partileri ile ben ülke muhalefetini birbirinden ayırıyorum. Yani Erdoğan'ı mevcut rejimi istemeyen memnuniyetsiz kitle ile bu memnuniyetsiz kitleyi temsil eden partiler arasında fark var. Neden olmasın ki? İki, i̇ki örnek vereceğim ve iki belediye başkanından örnek vereceğim. Biri İstanbul, biri Ankara. Aralık 18 yanılmıyorsam 2018'de e, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kesinleştirildi ve Ekrem İmamoğlu 3 ay sonra gidilecek. 3 3,5 ay sonra gidilecek. Mart sonundaki seçimde seçim için önünde 3 3,5 ay vardı ve kamuoyunun tanıdığı bir isim değildi. Ben biliyordum Twitter'da takipleştiğimiz için hoş sona çıktı ayrı bir konu. Beylikdüzü Belediye Başkanıydı. Ve Beylikdüzü'nden başka kimse tanımıyordu Ekrem İmamoğlu'nu. Ve 3 3,5 ayda İstanbul'da Erdoğan'ı veya Erdoğan'ın koyduğu adayı istemeyen kitlenin oyunu aldı. Düzgün bir kampanya yaptı, hata yapmadı, herkesi e, kucakladı ve bütün partiler etrafında toplandı. Mevcut yönetimden memnun olmayan ve e, onun kazanmasını isteyen ve onun söylemi, hal, tavırları, profili, sicili neyse e, herhangi bir rahatsızlık unsuru olmayan bir, bir isim olarak Ekrem İmamoğlu kazandı. Hatta iki kere tesis etti bunu. Seçim sandığını devirdi Erdoğan. 3 ay sonra gidilen seçimde de bu sefer daha büyük farkla Erdoğan'ı yendi. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da Erdoğan'a iki kere yenmiş. Erdoğan'a son 20 senede iki yenilgi tattırmış bir isimdir. 2. Mansur Yavaş. Bütün kamuoyu anketlerinde özellikle son iki senedir açık ara Erdoğan'la Mansur Yavaş mı diye sorulduğunda diğer adaylar da soruluyor ama özellikle Mansur Yavaş sorulduğunda her defasında birinci turda iki değil birinci turda Erdoğan'ı geçen Erdoğan Erdoğan'ı açık farkla birinci turda mağlup eden lider olarak veya Cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkıyor. Dikkatinizi çekerim Mansur Yavaş hiç kampanya yapmıyor. Hiç konuşmuyor hiçbir gazeteye demeç vermiyor Ankara dışında onu tanıyan Ankara'daki icraatını gören elbette Ankaralı seçmen onun icraatını orada görüyor biliyor ama Ankara dışında 80 vilayette kimse takip etmiyor zaten havuz medyası vermiyor normal muhalif medya dediğimiz medyada da çok fazla Mansur Yavaş çıkmıyor çünkü dediğim gibi basın yani basın toplantısı yapmıyor yaptığında da genelde bu büyükşehir projeleri oluyor. Özel gazetecilere açıklama yapmıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili konulara kapalı. Hiçbir televizyona çıkmıyor yıllardır filan. Sadece Mansur Yavaş'ı nerede görüyorsunuz? Büyükşehir projelerinin açılışında, tanıtımında ya da belediye meclis toplantılarında. O arada herhangi bir şekilde ülke muhalefetini rahatsız edecek haliyle bir söylemi de yok ve bir dürüst, başarılı, çalışkan politikacı profili olarak ön planda ve insanlar da biz Mansur Yavaş'a oy veririz diyorlar. Belki Kürtlerden de oy alıyor Mansur Yavaş. Tabii yarın kampanya yaparsa ve yarın konuşmaya başlarsa durum değişebilir. O da ayrı bir hikaye. Fakat Ekrem İmamoğlu da tanınmadan, bilinmeden geldi İstanbul'u aldı hem de iki kere. Mansur Yavaş da doğru dürüst tanınmadan, bilinmeden sözü söyleme politikası nedir, seçim vaadi nedir bilinmeden bu kadar güven duyuluyor. İşte bu iki isme de duyulan güvenin arkasında Başta söylediğim %55-60'lık bir memnuniyetsiz kitle var. Bu memnuniyetsiz kitle akacak mecra arıyor. Ondan dolayı İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na aktı. Ondan dolayı sorulduğunda Mansur Yavaş diyor. Neden Kemal Kılıçdaroğlu veya Meral Akşener gibi isimler Mansur Yavaş kadar o anketlerde oy almıyor? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ve Mer Meral Akşener fena halde ortada oldukları için, fena halde politikaları belli olduğu için ya da bu politikalardan duyulan rahatsızlıktan dolayı Mansur Yavaş'ın herhangi bir politikası konuşulmadığı için, kendi de söylemediği için daha yüksek güven duyuluyor. Belki de onun için bu grafiği özellikle bu analizi yaparken ekranda tuttum. Tüm muhalefet uzlaşmayla ortak aday çıkarın sonra hepiniz seçime kadar susup evde oturun derken kastettiği bu Selahattin Demirtaş'ın. Mansur Yavaş'ın bile kritik edilebileceğini, Mansur Yavaş'ın bile düşünülebileceğini, parti kurullarında falan değerlendirilebileceğini söyledi Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş'ın Mansur Yavaş'a rezervi yok ama söz konusu işte İyi Parti olduğunda veya işte Ekrem İmamoğlu olduğunda veya Mansur Yavaş'ın adayı veya Meral Akşener'in adayı, adaylığı olduğunda hemen herkesin bir HDP alerjisi var, bir Kürt seçmenle alakası, alakalı problemi var vesaire. Yani böyle de bir hikaye var. Ve iktidar son 2 yıldır 3 yıldır bu durumu yani ülke muhalefetini memnun etme veya ülke muhalefetinden kendine oy devşirme gibi konularda başarılı olmuş değil. Erdoğan, Cumhur İttifakı, ne derseniz deyin AKP, MHP, BBP'yi saymıyorum bile. Şimdi hüda para katmaya çalışıyorlar. Neyse %40-42'yi en iyi dönemlerinde 45'i aşabilmiş değiller. Bütün kararsızları falan ek ekleyin. Değiller bunu da görüyorlar. Göremedikleri için karşılarındaki %55'lik 60'lık kitleyi bölmeye, parçalamaya, yutmaya çalışıyorlar. Ne zaman? Tıpkı 7 Haziran 2015 seçiminde olduğu gibi. Orada da AKP %40'a düşmüştü. O zaman ittifaklar yoktu. %40'a düşmüştü ve AKP karşısındaki %60'ı dağıttı. Ve 5 ay sonra gidilen seçimde tekrar %49 oy aldı ve tek başına iktidarı oldu. Evet. Şu anda da aynı stratejiyi izliyorlar. Ve böyle acayip argo artık ağzından çıkanı kulağa duymayan bir Erdoğan var. 14 Mayıs'ta bunlara öyle bir çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar. Yani bir siyasetçiye bir cumhurbaşkanına bir seçim kampanyasında falan yakışmayacak laflardır bunlar. Evet yani çakma çakmak falan gibi kelimeler var. Ara ara benim de yayınlarda kullandığım oldu ama orada bağlamında ve tam da taşı gediğine oturtur düzeyde kullanıyorum. Ve ayrıca ben gazeteciyim, analiz yapıyorum, yorum yapıyorum. Siyasetçi olarak ortaya çıkmış, milletin oyuna talip olmuş bir insan değilim. O kelimeyi belli bir bağlamda kullanıyorum. Fakat burada bir siyasetçi, halkın oyuna talip bir siyasetçi, hele ülkeyi işte tarafsızlık ilkesiyle falan yürütmeye soymuş bir cumhurbaşkanının kullandığı lafa bakar mısınız? Bunlara öyle bir çakalım ki diyor 14 Mayıs'ta. Evet. Böyleyken böyle son derece enteresan bir sürece girildi. Ee, sadece Yaşar Okuyan, Ümit Özlale öbürü bir iki değil. Gelecek Partisi'nde kurucular kurulu üyesi Muhsin Emre Demiröze demiş ki Tayyip Erdoğan tüm çalış çatışmalarımıza rağmen aileden biridir. Eğer böyle yapmaya devam ederseniz bizden çok siz üzülürsünüz filan demiş. Tuhaf tuhaf açıklamalar geliyor. Gerçekten Türkiye ...de muhalefet partisi olarak siyaset yapan partiler... ...bir alem, İnsan çoğu zaman gerçekten bunlar iktidara talipler mi diye düşünüyor... ...düşünmeden edemiyor. Bu partilerin özellikle yönetici kadroları... ...işte başkanlık divanı üyeleri veya grup başkan vekilleri falan... ...muhalefetteki belki de konfor alanından hayli memnunlar. Hiç iktidar olmadıkları için veya hiç elini ta ellerini taşın altına koymadıkları için... ...iktidarı hiç tecrübe etmedikleri için olacak. Buna yabancılar... Belki de korkuları, panikleri bundan. Ondan dolayı ben ülke muhalefetiyle muhalefet partilerini ayırıyorum. Bu iki konu farklı konular. Evet. Geçtiğimiz gün bir akademisyeni dinledim. Onunla yavaş yavaş toparlayayım. Dedi ki Gezi'de ben sahadaydım İstanbul'da. Gezi eylemi. Bir şeyleri değiştireceğimizi zannettik. 31 yaşındaydım o zaman olmadı dedi 5 sene sonra 2018'de Muharrem İnce ile ümitlendik. Gene bir şeyleri değiştireceğimizi zannettik. 36 yaşındaydım. Gene olmadı." dedi. Şimdi 41 yaşındayım ve bir 5 yıl daha kaybetmek istemiyorum." dedi. Eğer bu akademisyen bir 5 yıl daha kaybederse 46 yaşında tekrar bir şeyleri değiştirmek için sahaya inecek veya eğer gücü kaldıysa ve eğer hala umudu varsa filan İnsanların hayatları gidiyor ve her 5 senede yani sizin için iktidar şey muhalefet koltukları siyaset koltukları işinizi yapmanız veya işinizi sürdürmeniz açısından elverişli olabilir. Belli açılardan kendinizi garantide güvende hissedebilirsiniz veya milletvekilliği dokunulmazlığı tek başına yeterli olabilir 3-5 kişi veya bir parti grubu için. Ama dışarıdaki insanlar sizin her deneme yanılmanızda bir 5 yıl kaybediyorlar. 2014 2015 seçim senelerini söylüyorum. 2018 ve şimdi 2023. Bunu da ıskalarsa 2028. 2028 için kim umutlanabilir? Ne biçimde umutlanabilir? Nasıl umutlanabilir? Ayrı bir konu. Ee, i̇yi niyetle bakmaya çalışıyorum. İyi niyetle baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında aday Ekrem İmamoğlu mu olsun, Kemal Kılıçdaroğlu mu olsun, kazanacak aday Uygun aday falan tartışması var. E, fakat tartışma açıkta yapılıp ağzı olan konuşunca ortaya bir kakafoni e, çıkıyor. E, adayların konuşulacağı, ortak adayın konuşulacağı liderler toplantısına bir hafta var. Umarım partiler yara almadan e, bir adayın etrafında birleşerek bu süreçten çıkarlar. Ortak aday şu olur veya bu olur. Fakat kazanması için ülke muhalefetini tatmin etmek ve ülke muhalefetine ümit vermek, güven vermek zorundasınız. Dolayısıyla kim çıkarsa çıksın, ortak aday kim olursa olsun onun etrafında kenetlenerek yarışa gitmek zorundasınız. Erdoğan'ı istemeyen ülke muhalefeti elinde mühür bunu bekliyor. Dolayısıyla bir beş yıl daha kaybetmeye, kaybettirmeye, onlarda bir hayal kırıklığına yol açmaya, bir kere daha hayal kırıklığına yol açmaya gerek yok. Bugünkü aktörler, Kemal Kılıçdaroğlu geriye doğru yaşadığı seçim tecrübeleri ve seçim kayıplarıyla. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş Ankara'da seçim gasp edildi, sonra tekrar kazanmasını bildi. Meral Akşener bir önceki seçimde tek başına cumhurbaşkanı adayıydı. 100 bin imza toplayarak falan girdi. Ama partisinden daha az oy aldı. Partisi %10 civarı oy alırken kendisi %7'lerde kaldı filan. Selahattin Demirtaş bir önceki seçimde cezaevinden girdi. TRT'de işte aday tanıtım videosunu cezaevinden çekti filan. Bütün bu tecrübeler ortada duruyor. Ortak aday da yeni değil. 2014'te de ortak adayla gidildi. CHP MHP'nin ortak adayıydı Ekmelettin İhsanoğlu. 2018'de bu başarlamadığı için her parti kendi adayını çıkardı veya şahıslar kendisi aday oldu filan. Her şey denendi. Her şey biliniyor. Seçim mekaniği ortada. Ve şu anki aktörler tecrübesiz aktörler değil. O masanın etrafındaki herkes... Ne Akşener daha az tecrübeli, ne Temel Karamollaoğlu daha az tecrübeli, ne Ahmet Davutoğlu ne de Ali Babacan. Ve belki de tehlikenin en çok farkında olan isimlerden biri de Ali Babacan. Onun için öyle söylüyor. Onunla bitirelim. %60 civarı, %50'nin çok üstünde bir oyla seçimi ilk turda bitirmek zorundasınız. Bu, bu, laflar, bu sözler kulaklara küpe olmalı. Seçimi ilk turda bitirmek zorundasınız. Ve meclis çoğunluğunu, en azından yasa yapacak meclis çoğunluğunu elde etmek zorundasınız. Çünkü iki tur arasında, birinci turla ikinci tur arasındaki 15 günde ne olacağını, neler olabileceğini kimse kestiremiyor. Ben de kestiremiyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla muhtemelen Akşener'in bugün yapacağı açıklamaları yorumlayacağız. Yayını beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olup abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.